birçok lezzetleri tattık. Böyle Amerikan salatası, Rus salatası diyorlar. Konserve tadı vardı ama mesela bunda konserve tadı yok. Şimdi nedenini söyleyeceğim. Ya kendisi haşladı ve yaptı veya konserveyi açtığınızda hani suyunu döküp defalarca yıkamanız gerekiyor. O konserve tadının karışmaması adına. O şekilde bak, yapalım. Bol suyla yıkamış. Evet, evet. 2-3 defa yıkamış. Ama yani hazır yıkandı haşlanmadı. Yıkandı takdirde evet. Evet, o yüzden bravo arkadaşına. Çünkü birçok yerde mesela hemen konserveyi döküyorlar. Evet. Mayonezle, yoğurtla karıştırıyorlar. Asla böyle bir şey yapmayın. Bütün o konserve tadı içine geçiyor ve çok kötü oluyor. Dış ses hatırlar mısın? Bizim yeni sezondaki sanıyorum ilk hafta olması lazım. Diana gelinimiz vardı ve Rus salatası yapmıştı. Lütfen hatırlayalım. Ama bunun özelliği nedir? Püf noktası nedir açıkçası? Şöyle bol istiyorum. Mayonez tabii ki de. Asla yoğurt konulmaz. Türkiye'de birçok insan yoğurt koyuyor ve malzemelerinde daha dayanıklı olsun diye yumurta koymuyorlar. Salam koymuyorlar ama bunun orijinalinde muhakkak salam vardır ve muhakkak yumurta vardır. Bol mayonez, inanılmaz derecede bol mayonez. Yani şöyle bir kutuyu gerçekten boşaltmanız lazım. Evet. Onun dışında tabii havuç, patates haşlanıyor. Asla hazır garnitür olarak yapılmaz. En güzel salatayı da o yapmıştı. Sebebi ne biliyor musunuz? Bezelyesini, havucunu, patatesini, her şeyini kendi haşlamış. İçerisine ayrıca haşlanmış, iyice haşlanmış yumurtaları minik minik doğramış. Ve içinde şey de vardı işte hani bir salam tarzı, jambon tarzı veya özellikle salam koyuluyor. Salam koymuştu ve bol mayonezliydi. Gerçekten çok lezzetliydi ama bu da çok güzel olmuş. Dereotu ve turşu koymuş arkadaşında. Evet. Güzel olmuş. Afiyet ellerine olsun. Sağlık. Ben ne konuştum? Duygucuğum ben de tatmak istiyorum ama tabanda bir tüy gördüm onun için yani alamadım. Değiştirme şansımız varsa tabağı değiştirsen çok sevinirim. Tabii ki değiştirebilirim. Kusura bakmayın biraz kalabalığız. Ondan ya kalabalığız da üzerimizden uçuşuyor evet. Ablacığım biliyor musun? Evet, gününde evet. Göreceksin. Bakayım. Ha, evet işte aynen. Oluyor öyle şeyler bazen. Hemen alayım. Evet kirpik gibi bir şeydi o sanki. Hepimizden oluyor öyle evet. Şeyler. Bu su böreği babaanne mi yapmıştı değil mi? Ben yanılmıyorum. Evet babaanne yaptı. Ay tatmak istiyorum Aslan, hemen. Ben de tatmak istiyorum onu. Hadi gel vereyim bir tane. Yani, tabağımı koyabilirsin. Servis maşası göremedim o yüzden tatlı çatalımla evet, koyuyorum ben ama. Hocam. Hatta söyleyecektim. Evet. Söylersiniz geldiğinde. Evet. Ver ablacığım ben kusura uzatayım. Kusura bakma İliz'cim. Uçuşmuş olabilir. Çok özür dilerim. Şey, su böreğini babaanne yapmıştı değil evet, mi? Evet, tatmanızı istiyorum aslanım. Hemen tadıyoruz. Babaannemizin ellerine, kollarına sağlık. Duygu bir de sofranda servis maşaları yok. Hiçbirisinden alabileceğim. Şöyle küçük şeylerden koydum ama yardımcı olabilirim ben size. Ne isterseniz yok, ben aldım zaten. Hı-hı. Gerek yok. Tamam. Teşekkür sadece ederim. Eksik buldum. Evet, sadece afiyet o konuda olsun. Eksik buldum. Köy yumurtası. Yumurta tadını aldım. Her şey evet buradan. Bakayım. Yemek takımının bardakları var mıydı? Dışarıdan yani onları ayrı aldım. Yok evet. Bardak takımı. Ya bunları uygun görmedim çünkü hı-hı. Biraz olmamış. Evet ben de hani biraz daha çünkü yemek takımın sade. Hı-hı. Hani mesela bende de göreceksin gününde biraz daha abartı bir bardak takımı kullanabilirdin bence. En azından onu patlatabilirdin. Çünkü hani beyaz tabaklar kullanmışsın. Hı-hı. Hani bunlar da cam evet hani eksik olabilir tabaklar. Çünkü yetmez yani bu kadar fazla çeşide. Bunları normal karşılıyorum ama bardakları patlatabilirdin yani bu sofrada. Hmm. Doğru söylüyorsunuz olabilirdi. Katılıyorum ben de size. Ayrı yaptığım için takımları daha uygun bir parça bulamayıp bunları aldım. Teşekkür ederim yorumunuz için. Rica ederim. Yani fiyatı nedir peki? Bardaklarım evet. Mı? 250 TL. Kaç parçası 250 TL? Kaç parça var içinde? 12 adet. Parça. Hmm. Ben yorumlamanı yani. Bence.